Hoş geldin. Ben Ceren. Bugün beraber pratik yapmayacağız. Onun yerine bana sormuş olduğunuz ve merak ettiğiniz soruları cevaplamak için bu sefer matta oturuyor olacağım. Öncelikle yogaya nasıl başladım? Ne zaman başladım? Ne kadar zamandır yapıyorum? Biraz bununla ilgili küçük bahsetmek istiyorum. 2018 Kasım ayında, yani yaklaşık 2 yıldır yoga yapıyorum ama bu ilk bir yılım düzenli düzensiz, biraz aralıklı pratiklerle geçti. Aslında son bir yıldır düzenli olarak pratik yapıyorum. Ama yogadan önce de evet bir spor geçmişim var. Yüzücüyüm. Bir 13-14 yıl boyunca aktif olarak yüzdüm profesyonel bir kulüpte. Dolayısıyla vücudumun nispeten kaslı ve belki biraz daha dışarıdan gözüktüğü kadarıyla kuvvetli ve güçlü olmasının sebebi çok küçük yaşlardan beri yaptığım yüzme antrenmanları ve ağırlık antrenmanları. O yüzden vücudum spor yapmaya alışık ve hatta spor için sürekli hareket etme isteğinde. Ve durum böyle olunca aslında benim için mata çıkmak veya her gün pratik yapmak hiç de zorlayıcı değil. Çünkü kendim bildiğim bileli hep 6-7 saat, günde 6-7 saatten bahsediyorum. Hep vücudum hareket ettiği için haliyle o hareket halini çok özlüyorum. Motivasyon kaynağım tamamen vücudun hareket etme isteği. Fakat tabii ki de yüzmeyi bıraktıktan hemen sonra yogaya başlamadım. Arada böyle bir durma süreci vardı benim için üniversite zamanında. Evet, biraz kilo aldım. Çünkü yüzdüğüm zamanlardaki gibi yemeye devam ettiğim için ve o yemeği yakamadığım için haliyle kilo aldım. Ben tekrardan spora başladım ama bu spor sürecimde dediğim gibi fitness'a gittim, koştum, her sabah koşuyordum. Çünkü vücudum hep erken kalkıp bir hareket etme isteğindeydi. Pilates yaptım, fitness yaptım, su topu oynadım, biatlon yaptım, triatlon yaptım. Daha sonra bir ara tekrardan yüzmeye devam ettim ama bir eksik vardı, yani vücudumda bir tamam olmayan bir şey vardı. Sıkışık hissediyorum ve biraz esneyim amacıyla tamamen başladım ben de yogaya. Öyle ruhani ve çok felsefi olarak düşünmüyordum. Sadece bedenim rahatlasın birazcık, hadi bunu da deneyeyim diye başladım açıkçası. İlk dersinden sonra hatırlıyorum, böyle başımda bir ışık yandı ve vay be demiştim. Böylesi de varmış yani. Matta ne kadar terleyebilirsin ki sorusunun cevabını aldım. Durduğun yerde nasıl bu kadar zor olabilir ki? Her zaman, çünkü yıllardır ağır antrenmanlar yapıyorum. İşte plankler, şınavlar, mekikler ve matın üzerinde bir aşağı bakanda mahvolmuştum. Ve bana sorduğunuz motivasyonunu nasıl sağlıyorsun cevabı. Ben gerçekten mata her çıktığımda bir yarışa çıkıyormuşum gibi ya da bir antrenmana çıkıyormuşum gibi kendimi dışarıdan izleyerek mata çıkıyorum. Dolayısıyla benim için sabah erken uyanıp pratik yapmak büyük bir şölen, büyük bir zevk. Bunu bayağı aşkla yapıyorum. Çok severek yapıyorum. O yüzden de bu işi yapıyorum. İşimi aşkla yapıyorum açıkçası. Ben ne yapıyorsam, ne görüyorsam matta, kendi bedenimde, onu da derslerimde vermeye çalışıyorum. O hisse de derslerimde vermeye çalışıyorum. Motivasyonumu kaybetmiyor muyum? Tabii ki kaybediyorum. Hiç yapmak istemiyorum olmuyor bende. Sadece o gün o pratiği yapmak istemiyorum. Onun yerine başka bir şey deniyorum. İşte yoganın güzelliği de zaten bence buradan geliyor. Dallanıp budaklanan ve asla sonu gelmeyen bir yolculuk. Bana her seferinde başka bir seçenek sunuyor. Bu bana aşırı keyif veriyor. Bugün bunu yapmak istemiyorsun. Hep aynı pratiği yapıyorsun. Bundan sıkılıyorum ve yogayı bırakma gibi bir şey asla aklıma gelmiyor. Ya da bugün yapmayacağım gibi bir şey asla aklıma gelmiyor. Ve hemen farklı bir şekilde kendime bunu entegre ediyorum ve o gün, yine gün sonunda pratiğimi yapmış oluyorum aslında. Bir yıldır çalışıyorum Ashtanga birinci seriye. Belki bir ay kadar bir zamandır da ikinci seriye çalışıyorum. Bununla ilgili de yine bir soru gelmiş. Ashtanga serisiyle ilgili videolar yüklemeye başlayacağım. Serideki asanaları böyle 2-3 dakikalık giriş ve o 5 nefes kalışı anlatmak istiyorum. Yani YouTube videolarının bir kısmı artık Ashtanga pozlarıyla devam edecek. Beslenme ile ilgili sorduklarınız var. Abur cuburdan nasıl uzak kalıyorsun? Yani ben yüzerken bayağı abur cubur yiyen bir insandım.
probisler, aistiler, cangalar yani yiyordum o zamanlar. Ama bir zaman sonra vücudun alma verme yani neyi yapıyorsan ona ihtiyaç duyuyorsun tarzı yani öyle bir girdaba girince canım istemiyor açıkçası. Sen ben düzenim çok süper diyemem. Çünkü ben de herkes gibi, ben de kendi bedenimi arayışlar içindeyim. Vejetaryen değilim, balık çok seviyorum. Yumurta yiyorum. Bir şeye çok saplanıp kalıyorum ve sürekli onu yiyorum. Sonra ondan sıkılıyorum. Sonra başka bir şey deniyorum ve diyorum ki aa ne güzelmiş. Sonra onu yemeye başlıyorum, sonra ona saplanıp kalıyorum. Bu yıl kendime böyle bir niyet belirledim ben de. Her şeyden böyle farklı farklı yemeye başlamak istiyorum. Açıkçası beslenme konusunda size şunu şunu yapın asla haddime değil, asla da söylemem böyle bir şey. Yemek yerken dışarıdan kendinize bakmanızı istiyorum. Yani hangi duyguyla ve nasıl yemek yiyorsunuz? Hızlı mı, onu bitirmem gerekiyor mu, vicdan azabı çekerek mi yoksa keyifle tadına vararak mı? Çünkü keyifle ve aşkla yediğin zaman gerçekten dünyanın en iyi abur cuburunu önüne koysalar ki bana mesela ve yanına bir kase pırasa koysalar ben pırasayı tercih ederim. Pratiğimin yanında spor yapıyor muyum? Spor yapıyorum çünkü bir omuz sakatlığı yaşadım ben yüzerken. Sol omuzum çıkıyordu ve üst üste birkaç kez çıktığı için sol omuzumda bir güç kaybı var. Omuz çevresindeki kaslarım çok zayıf olduğu için bu omuzumu geriye bükülmelerde veya kol dengelerinde çok rahatlıkla çıkartabiliyorum gibi bir his oluyor omuzumda. O yüzden omzumu kuvvetlendirmek adına spora gidiyorum. Kardiyo yapıyor gibiyim bazen nispeten. Bazen çok canım sıkıldığı zaman sahilde koşmaya çıkıyorum. Ama koşu bandına çıkıp da kardiyo yapayım diye değil. Ama yaptığım Ashtanga serisinde yeterince terliyorum ve yeterince yorulduğum için tekrar gün içerisinde kardiyo yapmaya açıkçası fırsatım olmuyor ve günlük rutinim, yemek rutinim şöyle. Erken uyandığım için pratik öncesinde çok küçük işte böyle fıstık ezmesi olabilir ya da böyle Hindistan cevizi yağıyla kahve yapıyorum. Pratiğim işte 2 saate yakın sürüyor. Bittikten sonra bir kahvaltı etmek yerine yine bir küçük atıştırmalık belki bir yulaf böyle bir küçük porsiyonla. 12-1 civarı da bir büyük öğün yiyorum. Ve o büyük öğünümde de açıkçası ne canım pişirmek isterse sebzesine göre değişiyor. Kendim evde yaptığım şeyleri pişirip yiyorum. Bazen antin kuntin şeyler deniyorum. Takip edenler görüyordur. Tatlı istemiyorum çok. Tatlı böyle gün içinde. Onun yerine meyve yiyorum. O da tatlı, o da şeker sayılır. Yani vücut meyveden aldığı şekerle dışarıdan aldığı çikolatalı gofretten aldığı şekeri fark ettirmiyor maalesef. O da şeker, o da şeker. Yani o şeker opsiyonumu sağlıklı kısma çevirip meyveden almayı tercih ediyorum. Ve sonrasında bu sırada hep derslerim olduğu için aslında bir şekilde akşam oluyor ve tekrar en son öğünümü 5.30-6 gibi falan yemeye çalışıyorum ki boş bir mideyle tekrar yatağa gireyim. Ve evet her sabah 5.30-6 civarı uyanıyorum. Hafta sonu, hafta içi hiç fark etmiyor. Beslenme ile ilgili, Ayurveda ile ilgili sormuşsunuz. Hiçbir fikrim yok. Sadece ben de hocalarımdan öğrendiğim kadarını size anlatabilirim. Ayurveda'nın anlamı yaşam bilimi. Life demekti. Veda'da knowledge demekti sanırım. Ayurvedik beslenmiyorum. Çünkü Ayurvedik beslenmede sanıyorum ki çiğ sebzeler yok. Ama ben çiğ sebze yiyorum. 3 tane doşa var Ayurveda'ya göre. Herkes 3 farklı doşaya sahip. Ayurvedik beslenme aslında bu doşanın farkına varıp o doşaya göre beslenme. Kendi doşamdan çok emin değilim. Nasıl beslenmem gerektiğini kesin ve net bir şekilde kimsenin söylemeyeceği gibi ben de söylemiyorum, yapmıyorum. Esneklikle ilgili soruyorsunuz fakat ya bedenden bedene göre çok fark ediyor. Daha önce hiç yoga yapmamış olan bir insan bacaklarını hemen ikiye açabiliyor. Pratiklerinizde bedeni bırakmayı, bedeni rahatlatmayı öğretmeniz gerekiyor. Yani öğrenmeniz gerekiyor kendi de iç normal hayatınızda. Bu da açıkçası çok uzun bir süreç. Yani 2 ay daha esnemiyorum değil. Hepimiz bir yoldayız ve hepimizin kendine göre farklı süreçleri oluyor. O yüzden de
zaman geçtikçe göreceksiniz ilerlemenizi. Yani kesin kesin şunu yapın, bunu yapın demiyorum ama pratik, pratik, pratik. Yani bir şeye adadığın, kendini verdiğin bir şey ve enerjini ve vaktini ona ayırdığın bir şey sana illaki meyvesini verecek. Adanmışlıkla onu yapıyor olmanız gerekiyor. Esneklik konusunda başka söyleyebileceğim çok bir şey yok açıkçası. Sadece yogayla senin kadar kuvvetli. Kuvvet yani inanın madde çok değişen bir şey. Bazı yerlerim çok kuvvetli, bazı yerlerim aşırı kuvvetsiz. Kol dengeleri mesela. Çünkü işte kolundan dolayı her zaman pratiğinizde güçlendirici hareketleri ve asanları eklerseniz güçlü işte savaşçılar olsun, plank, çaturangalar, utkatasana, sandalye pozları olsun. Bunlar hep bacakları, core bölgenizi kuvvetlendirecek şeyler ve esas zaten önemli olan şey matla temasınızı sağlayan şey büyük çoğunluğunuzda elleriniz ve ayaklarınız. Dolayısıyla güçlü bacaklar ve güçlü omuzlar genel bir formda sizin kuvvetli olmanızı sağlar. Ama ekstra bir şey, bu ne kadar kuvvetli ve ne kadar ne istediğinize bağlı tamamen. Yani matta bu kadar bana yeter diyorsanız sadece matta birazcık daha pratik eklemeniz yeterli olacaktır. Ama ben hemen ellerimin üzerine çıkmak istiyorum, ben hemen pinçada durmak istiyorum, ben hemen kol dengelerini yapmak istiyorum diyorsanız ve onlar için yeterli kas gücünüz yoksa ekstradan bir şey yapıyor olmanız gerekiyor tabii ki de. Haftalık yoga akışlarında programımı hiç belirlemiyorum. Aşlangan'ın en güzel tarafı o. Hep aynı seri yapıyoruz. Her gün aynı seri yapıyoruz. Aynı pozları yapıyoruz. Çok keyifli. Hiç sıkılmıyorum. Gerçekten hiçbir zaman sıkılmıyorum. Of yine mi ikinci savaşçı, yine mi birinci savaşçı demiyorum. Çünkü bence Aşlangan'ın güzelliği de o. Her pozun içinde sana 5 nefes saydırıyor. Ve o 5 nefes boyunca vücudunun çalışan, o anda o poza çalışan bütün kaslarını hissedebiliyorsun. Her gün düzenli pratik yaptığında, her seferinde aynı kas grubunu hissettiğinde ve her seferinde o kas grubunun her geçen günle daha da ileriye doğru gidip geliştiğini gördüğünde çok keyifli oluyor. Hiç mata çıkıp bugün ne yapsam acaba, bugün nasıl bir yakış atsam acaba diye hiç düşünmüyorum. Tabii ki de matın üzerinde insan canı bazen farklı hareketler yapmak istiyor. Onu da gün içerisinde zaten bedenim hep ısınık olduğu için ve sürekli hareket halinde olduğu için bir 15 dakika biraz omuzları, biraz el bileklerimi ısındırıp birkaç tekrar aşağı bakanla belki bir 20 dakikalık bir vinyasa akış yapıyorum. Onu da kendi öğrencilerime bir akış hazırlayabilmek adına yapıyorum. Yani birilerine bir şey öğretmeden önce matta pratik ediyor olmam lazım o hareketleri. O yüzden onlar için tekrardan mata çıkıyorum. Ve bu da başka bir keyifli yolculuk benim için. Peyniri çıkarmam sindirim sistemim üzerinde bir etkisini gördüm diyemem. Görmedim de diyemem. Bilmiyorum. Açıkçası çok süper bir etkisini görmedim. Yüzme kariyerim süper bir yüzücü değildim açıkçası. Milli takım kampına seçildim 2011'de. Sonrasında zaten bir sakatlık geçirdim. Kasığım yırtıldı. Sonra da üniversite zamanı devreye girdi ve bıraktım. Yüzmenin bana şu konuda faydası olduğunu düşünüyorum. Vücudumun hareket kabiliyeti dışında beni çok disipline eden bir spor. Her sabah biz yine 5'te kalkıyorduk ve antrenmana gidiyorduk. Ondan sonra okula gidiyorduk. Ve o sabah erken kalkma alışkanlığı sanıyorum ki bana yüzmeden dolayı geldi. Tabii o zamanlar çok isteyerek ve çok zevkle kalkmıyordum. Çünkü sabah 5.30'da suya girme fikri şu an bana çok uzak geliyor. Oradan edindiğim o disiplin beni şimdiki pratiklerimde daha böyle ayakta ve daha dinamik tutuyor. O yüzden asla onun yerini yadırgayamam. Teşekkür ediyorum sabah 5.30'da kalktığım için o zamanlar. Motivasyonla ilgili şunu söylemek istiyorum. Asla kendinize bugün yapmadım, bugün yapamadım diye kızıp cezalandırmayın. Yoga bir yolculuk. O yolculukta bazen pratik yapamayacağız, bazen çok düzenli pratikleriniz olacak. Bazen sakatlanmalarınız olacak. Hepimiz sakatlanıyoruz. Hepimizin bir yerlerinde bir sorun oluyor. Ama asla
bu tamamen bırakma ya da tamamen motivasyonun gittiği, şey yapamıyorum artık değil. Bu bir süreç ve siz o süreci en güzel şekilde değerlendiriyor olacaksınız. Umarım yapmış olduğumuz YouTube üzerindeki dersler, online derslerle bir tık daha bu motivasyonunuz artar. Niyetim bu. Teşekkür ederim. Namaste.